Efendim iyi akşamlar. Kanal İzmir televizyon ekranlarında yayınlanan Bir Toprağın Teri programına da hoş geldiniz. Biraz önce Rıdvan Bey'in de anons ettiği gibi Kanal İzmir ekranlarında Toprağın Teri programındaki ihtisas kanalları dışında Türkiye'nin tek tarım programıdır bu. Çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Türkiye bağcılığını gündeme getireceğiz sevgili seyirciler. Evet, Türkiye'de bağcılık gerçekten çok önemli. Özellikle bizim bölgemizde, Ege bölgesinde Manisa, Salihli, Alaşehir gibi bölgelerde bağcılık çok önemli. O kadar büyük potansiyel var ki, çok değerli bir ürün aslında, stratejik bir ürün aslında, çok değerli. Çok fazla sayıda ihracat var, çok fazla miktarda da tüketim var. İşte bunları konuşacağız ama lütfen çok dikkatli izleyin. Türkiye'de bağcılık dendiği zaman, dünyada bağcılık dendiği zaman akla ilk gelen isim. Bakın, akla gelen isimlerden birisi demiyorum. Akla ilk gelen isim. Nasıl ki organik tarım dediğimiz zaman akla Profesör Doktor Uygun Aksoy geliyorsa ki hocamızı burada konuk ettik. Profesör Doktor Ahmet Altındişi akla gelir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi, benim de sevgili arkadaşım. Her zaman kendisi gurur duymuşumdur, her zaman kendisi onur duymuşumdur. Hatta Ahmet Altındişi Fransa'dan şövalye ödülü de kazanmış bir arkadaşımızdır. Çok sevdiğim bir arkadaşımız, çok sempatikim zaten göreceksiniz. Ve Ahmet Altındişi ile birlikte biz bu programda bağcılığı konuşacağız. Ahmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilere de iyi günler diliyorum. Toplantıdan geldim buraya. Evet, araziye değdim, o yüzden böyle gömlekliyim aynı zamanda, kusura bakmasınlar. Estağfurullah, ne demek. Kıyafetten de olayım. Senin fikirlerin önemli bizim için. Evet, benim de ondan da adıyla iddia ediyorum. Benim çok değerli bir arkadaşımdır kendisi. Yıllardır tanışıyoruz, evet, asistanlığımızdan bir arkadaşımız. Doğru. Ve çok kıymetli, özellikle bizim Ziraat Fakültemiz için çok değerli bir arkadaşımız. Şimdi Ahmetciğim, bu önce bu dünyadan başla, ondan sonra Türkiye'yim. Bugün için dünyaya baktığımızda, dünya bağcılığında ne tür gelişmeler var acaba? Tabii dünya bağcılığına baktığımızda en önemli gelişmeyi, değişikliği şarapta görüyoruz. Şarap üreten ülkelerde görüyoruz. Bağcılığı yapan ülkeler dünyada belirli bir enlem aralığında yer alıyor. Öyle dünyanın her tarafına saçılmış vaziyette değil, bir bant halinde kuzey yarıküre ve güney yarıküre ülkelerinde. Kuzey yarıküre ülkeleri, yani bizim de yer aldığımız yarükürede ağırlıklı ülkeler şarap üretimi yönünde bağcılıklarını geliştirmiş. Daha çok Akdeniz havzası gibi değil mi? Akdeniz, Avrupa'nın tamamı, Amerika bu anlamda. Büyük ülkeler, şu anda gelenler Çin var, Hindistan var. Aşağıda güney yarıküre ülkelerinde dediğimizde de Brezilya var, Şili var, Arjantin var, Avustralya var, Güney Afrika var. Bunlar da büyük güney yarıküre ülkeleri. Tabii farkları şu, bizim yarıküremiz kıştayken onlar yazda ve ürünü hasat ediyor durumunda. Evet. Şubat ayında, Ocak ayında ben güney yarıküre ülkelerinde çalışma için gittiğim dönemlerde üzüm hasat etmiştim ki o aylarda Türkiye soğuk, karlı, bütün yaprakları dökük bir asma görüyoruz arazide. Değişiklikler nedir dediğimizde Dünya Bağcılık Örgütü'nün, OİV'nin ikinci bilimsel toplantısı, rutin toplantılarının ikincisi birkaç hafta önce Paris'te gerçekleştirildi. Orada ülkelerin değişimleriyle tartışıldı. Avrupa ülkelerinin genel karakteri itibariyle sofralık üzüm ikinci planda. Kuru üzüm Yunanistan hariç yapmıyorlar. İyi ki de yapmıyorlar, rakip olmuyorlar bize. Evet. Ama şarapta ön plandalar. Müthiş bir şarap endüstrisi var. Yani onlarda yani bağcılık şöyle diyebilir, ağırlıklı olarak şarap üretimi için şarap yapılıyor. Şarap üretimine yönelik yapılıyor. Üzüm yetiştiriyorlar. O teknolojiye yönelik üzüm çeşitlerini ve ona göre terbiye şekillerini veriyorlar.
Ancak ilginçtir, üretimde %2 ile %10'luk düşüş var Avrupa Birliği'nde. Yine de kuzey yarı... Nedeni iklimsel. İklim değişikliği mi? İklim değişiklikleri etkilemeye başladı. Hiç beklenmeyen tarihte donlar, dolular bu anlamda ön plan çıkmaya başladı ki bizde de hissetmeye başladık bütün dünyada olduğu gibi. 156 milyon ton, 156 milyon hektolitre, yani 156 milyon, milyar litre toplam şarap üretimi var buna rağmen yine de. Güney sofralıkta İtalya, sonra İspanya yine liderliğini sürdürüyor. Güney yarıküre ülkelerinde baktığımızda orada da üretimde artış görüyoruz. %4 ila %12 üretimde artış var. Onu kapatıyoruz. Şaraplarda evet. Fakat bu güney yarıküre ülkelerinin tamamının üretimi kuzey yarıküre ülkelerinin toplamının 3'te 1'i kadar zaten. Evet. 56 milyon hektolitre civarında. Tabii çok büyük bir de bütçe var. Büyük bir ekonomi var burada. Çok büyük paralar dönüyor. O yüzden devlet destekli, şarap endüstrisi desteklenerek satışa, arza her zaman öncelik veriliyor. Çünkü katma değeri çok yüksek şarabın. Evet. Neredeyse yani, birebir. Tabii değil mi yani birebir. O nedenden dolayı da zaten hani bunlar... mesela bir Fransa dediğin zaman Fransız şarapları, tabii, İtalyan marka şarapları, dünyada, marka evet. Tabii. Ve bunlar çok iyi de dövizler öyle. Kazandırıyorlar tabii. Ülkelerine değil İspanyol mi? İspanyol şarapları tabii büyük paralar, çok büyük paralar kazandırıyorlar. Büyük bütçeler. O yüzden üreticisi de bölgesini, toprağını, çeşidini apelasyon ismi verilen küçük coğrafi alanlarda toprak ve çeşidi tanımlayıp bizim coğrafi işaret sistemine benzer şekilde tanımlayıp kimlik kazandırıp hep aynı yerin ürününü kullanarak birbirine eş değerde yıldan yıla az fark gösteren özelleşmiş şarap üretimlerine geçiyorlar ve daha yüksek fiyatla bunları da satıyorlar aynı zamanda. Ve bunu da çok canların dişlerine takıp savunuyorlar kendi bölgelerini, pazarlarında savunuyorlar. Tabii. Bir de tabii onlarda şöyle bir şey mesela şarap içme kültürü var. Bir kültür. Mesela bizde daha çok hani şarap içenler, hani böyle alt tabak insanları gibi hep algılandı bugüne kadar. Çok gerçi, eskiden belki ama şimdi o algı değişmeye başladı Türkiye'de de. Evet, algı değişti. İyi ki değişti. Evet. Çünkü mesela Türkiye'de baktığın zaman işte kurutmalık üzüm çeşit yani miktar çok fazla. Adamlar hiç onunla uğraşmıyorlar. Kurutacağım dedi uğraşmıyorlar. Çünkü zaten bir marka, şarapta marka yaratmışlar. Belki oradan kazanç yapar. 10 misli adam o şaraptan kazanıyor diye düşünüyorum ben. Onunla uğraşmıyorlar. Mesela onlarda da güneş var. İşte İspanya'da, Fransa'nın güneyinde, Akdeniz, Kuzey Akdeniz dediğimiz o ülkelerde de güneş var ama hiç uğraşmıyorlar onlar. Değil mi? Yani ağırlık Türkiye'de var. Kurutma üzüm. Aslında iki sebebin bileşimi diye düşünebiliriz. Doğru. Akdeniz'e bakan ülkelerde güneş fazla ama üzüm kurutma zamanı yağmur geliyor. Dolayısıyla risk yüksek. Bir de şu an dünyanın en meşhur kurutmalık çeşidi bizim Türkiye'nin çeşidi olan, bizim toprakların çocuğu olan Sultani Çekirdeksiz. Sultani Çekirdeksiz. O çeşit de bu ülkelerde bizdeki gibi iyi yetişmiyor. Ama başka ülkelerde yetişiyor. Yani rakiplerimiz var o konuda. Anladım. Peki Sultani Çekirdeksiz'e girin. Şimdi biraz da Türkiye'deki bağcılığa bakalım. Evet. Ne durumda Türkiye'deki bağcılık? Türkiye'de bağcılıkta teknolojik bir ilerleme var. Bir kere önce biz neredeyiz onu izleyicilerimizle ya da dinleyen üreticilerimizle paylaşalım. Türkiye dünya bağcılığında toplam üzüm üretim alanı olarak 5. sırada. 5. sırada. 1. sırada kim var? Üzüm üretimi olarak şimdi Çin oturdu 1. sıraya. Çin 1. sıraya. Tabii tabii Çin müthiş her şeyde. Aynen. Elma suyu diyorsunuz bir bakıyorsunuz dünyanın en büyük üretimi haline geliyor. Çok dev kıta tabii sonuçta. Tabii tabii. O yüzden bir de çok kolay manipüle ediyorlar bu tip üretimleri.
üretim olarak bakıldığında dünyanın 6. büyük ülkesi. Hı-hı. Yani dünyada çok önemli bir evet. yere sahip bağcılık açısından. Ancak açılışta da bahsettin, hani Ege ve bu bölge ayrıca çok önem taşıyor Hı-hı. bağcılık açısından. Aslında çok doğru bir tanımlamaydı. Toplam bağ alanlarımızın, Türkiye'nin toplam dünyanın 5. sırasında yer alan toplam bağ alanımızın %48'i, 47'si Ege'de. Yarısı hemen hemen. Manisa, yarısı neredeyse. Toplam üzüm üretiminin de %51'i. %51 küsur, yani neredeyse %52'ye yakını burada üretiliyor. Kuru üzüm sadece burada üretiliyor. Hı-hı. Türkiye'nin hiçbir yerinde üretilmiyor. Ha, çekirdekli çeşitlerden kuru üretilip lokal pazarlarda Hı-hı. tüketiliyor. Ama ticari benim anlamda. Söylediğim gıda sanayine, dünyaya ihracatta. Hı-hı. Çünkü biz kuru üzümde dünya lideriyiz ihracatta. Evet, evet. Çok büyük Öyleymiş, rakamlara evet. ulaştık. Belki onlara da gireriz, değinebiliriz. Tabii ki. O nedenle hem sofralıkta hem kuruda hem de şaraplıkta çok şanslı Türkiye. Hı hı. Çok önemli çeşitleri var. Bizim çünkü milli koleksiyonumuzda aslında altın madeni kadar, hatta ondan da kıymetli olarak kabul ettiğimiz yerel çeşitlerimizin toplamı 1435. Oo. Dünyanın birçok ülkesinde 500 çeşit olur, 600 çeşit olur. Fransa'da milli koleksiyonda 5000 çeşit var ama hı hı. kendi çeşitleri 400. Hı-hı. Geri kalanı dünyadan toplanmış çeşitler. Bu dediğin bu rakam Anadolu... Anadolu bitmemiş durumda. Bitmemiş. Güneydoğu Anadolu'nun taraması ha. kabaca yapıldı. Bunlar şu anda taranıp literatürlere giren, yani tabii, sisteme giren. Koruma altına alınan. Bu gen kaynağı kaybolmasın Hı-hı. diye milli koleksiyonda Hı-hı. yetiştirilerek dışarıda korunmasına devam edilen çok önemli gen kaynakları. Hı hı. Islahçılar için çok önemli. Yani Anadolu aslında baktığınız zaman üzüm açısından bir gen kaynağı kabul ediyor dünyadaki en önemli gen kaynaklarından birisi kabul edilebilir. Merkezi zaten. Merkez, bütün dünya harika. Üzüm açısından hı hı. Anadolu'yu, ama sadece Anadolu değil, biraz daha geniş düşünmemiz hı hı. lazım. Biraz Kafkaslara doğru hı hı. çıkıp Mezopotamya'yı da içine hı hı. alacak bir şekilde bu bölge üzümün gen merkezi, gen kaynağı. Buradan doğup dünyanın hı hı. her tarafına yayılmış. Hı hı. Ben 2 sene önce Çin'de bir kuru üzüm toplantısına gitmiştim. Orada da bizim çekirdeksiz kuru üzüm sultaniyeyi yetiştiriyorlar ve kurutuyorlar. Hı hı. Kurutanlar da Uygur Türkleri. Hı hı. Taklamakan çölünün orada. Ve oraya kadar taşınmış. Dolayısıyla hem Asya yönünde hı hı. hem Avrupa yönünde, zaten Türkiye iki kıta arasında köprü evet. vazifesi görüyor. Çeşitlerin dağıtımı ve yayılımında çok önemli görev almış. Yani bu Türkiye, işte bu hani o bahsettiğin Anadolu ve Anadolu, Asya ile Avrupa arasında bir coğrafi bölge. Dolayısıyla her iki kıtanın da özelliklerini taşıyor. Yani baktığımız zaman aslında iklimi ve coğrafi yapısı bu kadar çeşitli. Bizim bir de tabii uygarlıklar bu bölgede. Tabii çok. Ya onların da etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Uygarlıkların da burada çok fazla sayıda olmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz o? Çok doğru. Çok eski kazılarda üst üste yer alan hı-hı. çok farklı uygarlıkların zaman içinde yer aldığını, yaşadığını, geçtiğini görüyoruz. Hı-hı. Bunlar da zaten bu çeşitlerin korunmasında, transferinde ve diğer ülkelere sıçramasında da bu hı hı. uygarlıklar zaman, Romalılar mesela çok hı hı. Önemli rol oynamışlar. Bu hı hı. topraklardaki çeşitleri alıp kendi işgal ettiği diğer ülkelere çeşitlerin transferinde, her iki yönde de hı hı. bu eski büyük imparatorluklar hı hı. Burada yer almış. Ama sonuçta bu yerel çeşitler neden çok önemli? Başka ülkelerde yok. Dolayısıyla biz o çeşidi yetiştirip satarsak ya da o çeşitten bir ürün yaparsak, hı hı. üzüm suyu olabilir, hı hı. şarap olabilir ya da üzümün işlenerek yapıldığı bir pekmez ya da alternatif ürünler, köfter olabilir. Hı hı. Şimdi biz bir yeni çalışma yapıyoruz arkadaşlarla beraber. Bütün Türkiye'yi taramaya başladık. Hı hı. Üzümden yapılan ürünler hı hı. farklı bölgelerden.
şu ana kadar 187 farklı ürün katalogladık. Bunların bir kısmı zaten daha önce ilgili kişilerce resimlendirilmiş, kataloglanmış, bir kısmını biz ekledik. Çok aslında Türkiye için bu yerel ürünler, yeni tatlar, yeni lezzetler de artı değerler kazandıracak. Şöyle mesela biz şey biliyoruz, yaş üzüm, kuru üzüm, evet, pekmez, şarap, pestil, başka şey bilmiyorum ben mesela. Ben birçok arkadaşlarıma soruyorum mesela, pekmezi nasıl tanıyorsunuz ya da kaç çeşit pekmez biliyorsunuz diye. Genelde %99'u koyu kahverengi, renkli, ağdalı akışlı, tahanla karıştırılarak yediğimiz üzüm pekmezi, suyunun kaynatılarak yapılan üzüm pekmezi. Ama Anadolu'da şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz 5 çeşit pekmez var. Bal renginde olan, güneşte kurutulan, kaynatılmayan bir pekmez tipi var. Enteresan. Tereyağı gibi yoğun, bıçakla alınıp ekmeğin üstüne sürülen pekmez var Tokat yöresinde, zile pekmezi. Zile pekmezi, evet. Denizli'de buna benzer bir pekmez var. İçine farklı aromatik otlar konularak yapılan yöresel pekmezler var. O kadar zengin bir kültüre sahibiz ki bu kültürü kayıt altına alıp hem korumalıyız hem de gençlere ve o bölgede yaşamadığı için, orijinal bölgesinde yaşamadığı için o lezzetleri tatmamış diğer bölge insanlarımıza tanıtmamız lazım. Bu tabii bu şeyden haberim var benim, siz hani bakanlıkla birlikte bizim o toplantılarda bunu sundunuz siz. Ama sevgili seyircilerimizin duyması anlamında çok önemli oldu. Görüyorsunuz sevgili yüzlerin, yüzün üzerinde üzüm ürünü var. Biz işte say dersen 5-6 tane sayabiliriz. 180'in üzerinde. Dolayısıyla aslında çok önemli bir ürün bağ. Ve özellikle de bizim bu bölgemizde daha yok. Peki mesela Ahmetciğim, yani bilinen çeşitler neler? İşte sofralık çeşitler, kurutmalık çeşitler veya şaraplık çeşitler, birkaç tane bilinen çeşit. Mesela bizim orada Gökçeağlan diye bir köy vardır. Selçuk'a bağlı. Biz eskiden Burgaz diyorduk o köye. Mesela o bölgede Osmanca diye bir çeşit vardı. Evet, orası Osmancık ya da özellikle Osmanca. Özellikle o Gökçeağlan civarı, bizim köyde dahil olmak üzere, yani Kuşadası'na bağlı Yeniköy, Kuşadası'na Kirazlı, yine Kuşadası'na bağlı Çınar, Selçuk'a bağlı Gökçeağlan ve Çamlı'nın olduğu civarda, bunu tabii Havuçlu'da bunun içerisinde de o bölgede Osmanca diyoruz o bölgede. Mesela pazara gittiğin zaman Selçuk pazarı, herkes Osmanca yer. Çekirdekli bir üzüm çeşidi ama çok büyük, çok lezzetli. Mesela bunun gibi neleri sayabiliriz çeşitleri? Şimdi öncelikle o çeşidi biraz daha bilmeyenlere tanıtalım. Bu çeşidin özelliği, tabii çok dengeli bir aroması var ama en önemli özelliği kabuğu şeffaf dencek kadar incedir. Taneyi sapından güneşe tuttuğunuzda içindeki çekirdekleri görüyorsunuz. Neredeyse net olacak kadar görürsünüz. Bu en çarpıcı özelliğidir. Geç döneme kadar kalır. Biz şimdi coğrafi işaret alınmasına yardımcı oluyoruz. Osmanca çeşidin, Osmanca, Osmancık ya da Osmancalı, bu üç sinonimle bölgede anılıyor. Bu da çok önemli bir yöresel çeşit. Bunun gibi bizim mesela Bornova misketi bu anlamda. Foça karası, efem püskülü, geçici bir çeşit. İnce uzun salkım yapıyor. İri taneli, az şekerli. Bunun gibi onlarca çeşidimiz var bölgede. Bizim Kozak siyahı, Kozak beyazı, hemen Bergama bölgesi için söyleyebileceğimiz iki yerel çeşit. Hem sofralık hem şaraplık değerlendirilecek. Özellikle Bornova misketine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü misket üzümünü belki birçok izleyici tatmamıştır. Çok özel bir usaresi var. Sanki esanslı bir üzüm gibi yediğinizde. Yurt dışında da var misket üzümleri, şarapta kullanılan. Ama Bornova misketinin içindeki misket aromasını veren bileşiklerin analizlerini de ilgili arkadaşlarımızla birlikte çalıştık.
en yüksek Avrupa'daki rakiplerine göre ya da kardeş çeşitlerine göre daha yüksek içeriği. En yüksek Avrupa benzerinden daha fazla misket aroması içeriyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçiyor. Herodot'ta vurgu var. Çok eski tarihi bir çeşit. Bu tip çeşitleri de kaybetmeden geliştirerek yeni kuşaklara da tanıtmamız tabii ki önemli. Bir de son zamanlarda farklı isimlerle de üzüm çeşitleri üretilmeye başladı. Mesela pazara gittiğiniz, eskiden pazara gittiğiniz zaman çekirdeksiz üzüm vardı. İşte o yöreye göre işte Osmanlıca evet. çekirdeksiz üzüm. Ama son zamanlarda çok değişik siyah üzümler, değişik pembe üzümler, değişik işte büyüklükte çok farklı isimlerle bir sürü üzüm görüyoruz artık marketlerde, pazarlarda. Bunlar yabancı üzüm çeşitleri midir? Bazıları yabancı kökenli. Pembe, iri, yuvarlak evet. son zamanlarda Red Glob diye Red Glob, aynen. Sofralık. Bu evet. Yabancı bir üzüm çeşidi. Alphonse yabancı var. Bir üzüm evet. çeşidi. Hatta bizim FM Çukuru diye bildiğimiz böyle. Yayla bağcılığın önemli bir örneği. Alphonse çeşidini yetiştiriyorlar. Fakat çok deniz seviyesinden yüksekte oldukları için çok geç kesiyorlar ve çok güzel de renk yapıyor. Evet. Ova üzümü bittikten sonra yayladan indiriyor oranın köylüleri. İyi fiyata satıyorlar. Ama Alphonse ismine dilleri dönmemiş. Enfes üzümü adını takmışlar. Çok enfes gibi. Evet. Bir süre sonra oradan çubuk alanlarda Efes, hemen dağın arkası Efes harabelerine evet, kuş uçuşu mesafe olarak gidiyor. Evet, evet. Efes üzümü olarak bazı üreticilerde rastladım. Daha sonra da çubuk aldığı yerin ismiyle isimlendirenler, yani bu tip sinonim dediğimiz, yani aynı üzümü farklı isimlerle isimlendirmeyle de karşılaşıyoruz diğer taraftan. Fakat yabancı üzüm çeşitleri de girdi, ama bizim kendi muhteşem yerel çeşitlerimiz var. Buca Razakısı mesela. Buca? Buca Razakısı. Abi, Buca Razakısı. Buca Razakısı şimdi gerçi her taraf şehir oldu Buca'da. Değil bina mi? Oldu. Bir çevredeki evet, köylerde evet. halen devamını görüyoruz, ama Buca Belediyesi halen destekliyor. Üzüm yarışması düzenliyor. Razakı bir aile ama onun önemli bir örneği de Buca Razakısı. Hatun parmağı dediğimiz uzun parmak uzunluğunda yine bu bölgenin evet. üzümü var. Mevlana ismi verilen onu biraz daha kısa. Yani özetle yöresel bu tip sofralık çeşitlerimiz çok fazla. Ama bizim bölgemizin belki seyircilerimize anlatmamız gereken artıları var. Son gelişmeleri. Sofralıkta ve kuruda da şu anda lider konumunda. Zaten kuru üzümde çok uzun süredir dünya lideri konumunda Türkiye. Aşağı yukarı 310 bin ton kuru üzüm üretiyor. 310 bin ton. 5 kilogram, 4 kilogram yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm çıkıyor. Güneşte kurutuluyor, doğal kurutma. Bunun neredeyse tamamını, %85-90'ı ihraç ediliyor. Nereye ihraç ediliyor daha çok? Avrupa ülkelerinde. Toplamda 183 ülkeye ihraç ediliyor. Ama bu 183'ün en ağırlıklı nerelere gidiyor dediğimizde %88'i Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyesi evet. ülkeler. En büyük alıcımız bizim İngiltere başta. Almanya, Hollanda, İtalya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler bunu takip ediyor. Ama yaş üzüm farklı bir ülkeye gidiyor bildiğim kadarıyla. Yaş tabii farklı. Kurudan şu anda bizim parasal olarak getirimiz 530 milyon dolar. Tarımsal ürün ihracatında hep ilk 3 içinde yer alır miktar olarak. Yaş üzüm daha farklı yerlere gidiyor. Yaş üzüm eskiden, yani bundan 20 sene kadar önce ağırlıklı Avrupa Birliği'ne gidiyordu. Ama şimdi %12'si Avrupa Birliği'ne gidiyor. Geri kalan büyük yüzdesi, %60-70 gibi kısmı Rusya'ya ve eski zaten. Türkiye Cumhuriyetlerine gidiyor. Aradaki küçük fark da diğer Orta Doğu ülkelerine gidiyor. Aslında sofralık üzümde de şansımız çok büyük.
Neden büyük? Çünkü çeşitlerimiz var. Teknolojik tesislerimiz de var. Bugün Alaşehir'de 72 soğuk hava depolu paket evimiz var. Türkiye'nin birçok yerinde, birçok ilde toplasanız bu kadar soğuk hava deposu ve paket evi çıkmaz. Dolayısıyla düzgün üretilmiş, gıda güvenliğine uygun üretilmiş kaliteli üzümler buralarda işleniyor. Gerekirse soğuk havaya alınarak saklanıp daha sonra ihraç ediliyor. Çünkü 4 aya kadar saklama şansım var uygun paketlediğimde. Ya da kısa süreli saklamadan sonra hemen ihracatı gerçekleştiriliyor. Ancak aşağı yukarı 250 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Kuru üzümün yanında tabii çok küçük bir rakam. Evet. Çok küçük değil ama kuru üzüme göre küçük. Önünde daha açılım yapması ve genişlemesi gereken yeni pazarlar ve yeni kapasiteler duruyor bu anlamda. Peki mesela bu iç pazara verilen üzümle ihraç yapılan üzüm birbirine farklı mı? Yani mesela işte bir üretici ihracat yapıyor, bir üretici iç pazara ürünü veriyor. Şey açısından, tarımsal ilaç kullanımı açısından bunu soruyorum. Çünkü neden? Çok soruluyor bu soru. Mesela bana hep soruluyor bu işte üzümde şey deniyor işte çok fazla sayıda ilaç kalıntısı var. O nedenle riskli deniyor. Ben onu çok öyle olduğunu düşünmüyorum ama onu da senden dinlerse eğer çok iyi olur. Aslında bizim koordinasyonumuzda 7 senedir birçok resmi kurumun, ziraat odalarının, Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin, Ege İhracatçı Birlikleri'nin dahil olduğu bir konsorsiyum şeklinde çalışıyoruz ve bölgeden örnekler alıyoruz. 250 örnek alıyoruz bölgeden. Hem kalite, bir sezonda değil mi? Tabii her yani sezon. Üzüm sezonunda 250 örnek alıyorsunuz. Piyasaya en çok üzüm veren bölgeden daha çok örnek alıyoruz. Piyasaya az üzüm veren bölgeden daha az örnek alıyoruz. O zaten istatistiki olarak metodolojisi olan, hesaplanabilen bir örnek alma metodu var. Ona göre alıyoruz. 250 örnek iyi bir örnek. Çünkü analizler çok ciddi rakamlar tutuyor. 100 örnek aslında yeterli ama biz 250 örneğe çıkıyoruz. Kalite kriterleri açısından bakıyoruz. Tane, en, boy, renk, kuruların da aynı şekilde tüm fiziki özelliklerini ölçüyoruz. Grubumuzun içindeki ilgili arkadaşlar da kalıntı analizleri yaptırıyor. Çiftçi ne kullanmış, neler çıkmış. Bundan 7 sene önce, 8 sene öncesine baktığımızda hepsinde değil ama bazı üzüm örneklerinde üzüme ruhsatlı olmayan ilaç bulunuyordu. 6-7 sene önce bulunuyordu. Evet. Yasal olarak en fazla bulunması gereken değeri yani MRL değerini geçmiş üzüm örnekleri de bulunuyordu. Ama bu grup hep birlikte tüm üzüm bölgesinde kitaplar dağıtarak, eğitim posterler vererek, eğitimler, ilgili uzman arkadaşlar, Bornova Ziraat Müşavir Araştırma Enstitüsü, diğer araştırma enstitülerimiz, tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, bizler nasıl budanır, nasıl üzüm yetiştirilir, toprak nasıl işlenire kadar, ilaç nasıl kullanılara kadar ilgili her konunun ayrı uzmanı var. Bunlar eğitim veriyor. Bunların sonucunda biz üzümde geçen seneki sonuçlarımıza göre bir kere son yıllarda ruhsatsız ilaç hiç çıkmıyor. Yani elmaya izinli ama üzüme kullanılması izinli değil. Böyle şeylere rastlardık 7-8 sene önce ama son yıllarda ne güzel. Çıkmıyor. Bu büyük bir başarı. Evet. Diğeri de kullanılan ilaçların kalıntılarına bakıldığında MRL değerini geçen MRL'den günlük alınması gereken miktar değil mi? Her tarım ilacının her ürün için analiz ettiğinizde en fazla bulunması gereken maksimum rezidü limiti. Anladım. Diğeri adiydi. Yani günlük alınması gereken o adi farklı bir şey. Evet. Maksimum bir tarımda bu bulunması ayrı. Gereken değer. Ayrı. Değer. Bu ayrı. Zaten diğeri insanlarla ilgili bu zaten ürünle ilgili. Ürünle ilgili. Aynen. Bakanlığımız da bunun analizlerini yapıyor.
örnek alıyor, analiz ediyor. Eğer üzüme tanım, bunlar gıda kodekslerinde ilan ediliyor bu değerler. Bu değerler de sürekli değişiyor. Ve son yıllarda da sürekli çıta düşüyor. Evet. Orada bile düşürüyor. Mesela klorpirifoz gibi çok düşürdü biliyorsunuz. Birçok aktif madde yasaklandı. Evet. 130'dan fazla aktif yasaklandı Türkiye'de kullanımı. Tarım Bakanlığımız yasakladı. AB ile paralel hareket etti bu konuda. MRL değerinin altında aktifler buluyoruz. Bir hayli düzelme var. Ama her şey bitti mi? Hayır. Bitmedi şüphesiz. Yine bu eğitimler devam edecek. Yine güvenli sonuca ulaşılmaya çalışılacak. Şunun için bu konuda biz çok ısrarcıyız. Çünkü örneğin kuru üzüm çok güçlü bir besin. Evet. Çocuklar için muhteşem bir besin. İçerdiği şeker olarak baktığımızda glikoz, fruktoz ikilisi var. Şeker. Ve beyin doğrudan alıp kullanıyor. Aynen, çok kıymetli bir şeker. Kesme şeker yediğinizde, misafir şekeri ya da şekerle yapılmış bir tatlı yediğinizde onu enerjiye çevirmesi için çok büyük metabolik faaliyetlerden geçmesi lazım. Mesela leblebiyle çok iyi gidiyor. Evet. Değil mi? Kuru üzüm ve leblebi çok iyi gidiyor. Burada beyin direkt alıp kullanıyor. Aynen, evet. Artı iki değerlikli demiri var. Dolayısıyla kansızlık problemi olanlara pekmez ya da üzümün kendisi kuru üzüm bile tavsiye edilir. Yaşında yiyebilir. Pekmezini tabii tüketilebilir. Birçok antioksidan ve resveratrol dediğimiz bugün artık gazetelerde de çok sıkça dinleyicilerimizin kalp krizine karşı, birçok kanser tipine karşı kuarsetin resveratrol gibi koruyucu bileşikleri olduğunu görüyoruz. Evet. Çocuklara yönelik özellikle çok uzun yıllardır artık sakızlar şekersiz. Evet. Yani gidip sakız aldığınızda bakıyorsunuz şeker yok. Niye diş çürümesin diye. Halbuki üzümün kendi içerdiği enzimler var. Yapılan dişçilik fakültelerine yapılan çalışma sonuçları yayınlandı. İki çalışma var bu konuda yayınlanan. İkisini de tabii biz arşivledik hemen. Kavite bakterilerini yani dişi çürüten bakterileri baskı altına alıyor. Onları öldürüyor. Dolayısıyla diş çürümesini engelliyor. O nedenle normal şeker yediğinde dişin çürümesinden korkabiliriz ama kuru üzüm yediğinde çocuğun dişi çürüyecek diye korkmamamız lazım. Hazmedilebilir lifi yüksek. Evet. Yine hem sindirim sistemine olumlu etkili hem sindirim sistemiyle ilgili birçok hastalığı engelleyici özelliği var. Daha söylenecek çok şey var. Ama bu kıymetli besini halka, sağlıklı çocuklara özellikle ulaştırmak lazım. O zaman şöyle bir soru çıkıyor Ahmetciğim. Çünkü bu konu soru çok soruluyor. Bir hormonları da soracağım sana sonra. Tabii memnuniyetle. Yani işte şu soru, gerek yaş üzüm olsun, gerekse kuru üzüm olsun, gerekse bu ürünler, üzümde yapılan ürünlerde son yıllarda sevgili seyirciler Ege Ömer Ziraat Fakültesi'nin içerisinde olduğu bir çalışma grubu tarafından işte Ahmet Profesör Ahmet Altındiş'te o çalışma grubu içerisinde 7-8 yılda bir çalışma yürütüyorlar ve bu rezidü adı verdiğimiz bu bir bölüm sadece kaliteyle ilgili yapıyor ama burası çok önemli. Dolayısıyla 7-8 yıllar öncesine kadar bu tarım ilacı kalıntılarının çok düştüğünü yapılan çalışma gördüler. Zaten birçok üzümde kullanılan etken maddesi klorpirifoz gibi ya sınırladılar ya da ortadan kaldı yani yasakladılar. Evet. Bu çok güzel bir gelişme. Bir de çok sorulan bir konu var. Hormon kullanımı. Üzümde işte hormon kullanılıyor. İşte büyük büyük üzümler oluyor ya işte diyorlar ki bunda bizim oralarda hiç hormon kullanmazlar çekirdekli üzümlerde mesela. Evet. O konuyu da senden dinleyeyim çünkü bu da çok tabii önemli. Orada bir iki belki kritik özellik söylememiz lazım tüketiciler açısından. Normalde hormon çekirdekli üzüme kullanılmaz. Çünkü hormonu çekirdek üretir. Evet. Çekirdeksiz çeşitlerde çekirdek olmadığı için dışarıdan takviye ederler. Daha büyük olsun diye. Anladım. Çekirdekli çeşide hormon atalım, elma gibi olsun, daha çok satalım. Çok iri olsun. Böyle düşünen üreticilerimiz de oluyor çünkü. Ama biz çok tabii çalışmalarını da yaptık, hep bunları da yayınımını da yapıyoruz.
çekirdekli üzümlere hormon attığınızda daha iri üzüm beklerken birden mercimek gibi ufacık oluyor. Nohut kadar ufaklaşıyor. Ters etki. Ters etki yapıyor. Toksik etki yapıyor. O nedenle çekirdekli üzüme hormon atılmaz. Onun iriliğinin sebebi kendi çekirdeğinin ürettiği doğal hormondan meydana gelen iriliktir. O zaten zararsız. Zararsız. Doğal hormonu çünkü o. Şimdi gelelim çekirdeksiz üzümlerin hormonla büyütülmesine. Evet. Çünkü sofralık pazarda bazen hakikaten işaret parmağımızın birinci boğumundan daha büyük iri taneler görüyoruz ki doğal büyüklüğü değil o üzümün. Burada kullanılan hormon giberelik asit diye bir hormon kullanıyoruz. Bu burada, giberelik asit dediğin şey çekirdekli üzümün salgıladığı hormon mudur bu? Aynısı. Aynı hormon. Aynısı. İki konu biraz beni rahatlatıyor. Çünkü ben de organik tarımda biliyorum, 1984'ten beri uğraşan biri olarak bu tip girdilerin kullanılmasına da çok sıcak bakmıyorum. Biliyorum. Ama bu konuda beni rahatlatan nokta hormonda. Hormonun kendisi kimyasal olarak üretilmiyor. Yani tarım ilaçları gibi iki tane, üç tane kimyasalı kapta, bir kapta karıştırıp üretilmiyor. Bir Giberella fujikieri denen bir mantarın sentezlediği ürün kullanan, ekonomik olan yolu o. Bir de doğal yolla üretiliyor yani. Bir çeşit öyle. De aşağı yukarı 1940'tan beri kullanılıyor. Tıbbi anlamda olumsuzluk, şu ana kadar raporlanmış bir olumsuzluk yok. Yok. O nedenle hormonun doğrudan insan sağlığına zararlıdır diyebileceğimiz bir ispatlanmış belge yok. Bunu sadece üzüm hormonu için söylüyorum. Birçok hormon var. Bazı yabani ot ilaçları da hormon gibi kullanılıyor sebzecilikte. Onlar bunların dışında. Onlar tehlikeli olabilir. Kalıntı yaratabilir. Sadece GA3 dediğimiz üzümde kullanılan hormon için bu söylediğim. Ha peki hiç beğenmediğim yeri yok mu? Var. Çünkü bu hormon görüntüyü çok güzel yapıyor. Bana göre lezzeti biraz bozuyor. Çünkü üzümün tanesinin hacmini birdenbire hücreyi bölerek değil, hücrenin boyutunu uzatarak büyüttüğü için oluşan yeni boşluğu bitki şekerle değil suyla dolduruyor. Dolayısıyla düşük şekerli, daha az tatlı, yeme lezzeti tartışılabilecek bir ürün çıkıyor ortaya. Ama sonuçta insan sağlığı açısından şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Belirlenmemiş yapılan çalışmalarda. Ama kuru üzümde biz hormon kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Anladım. Kuru üzümde bunu tavsiye etmiyorsunuz. Kuru üzümün kalitesini bozuyor. Yani kurutmalık kuru üzümün kalitesini bozduğu için de bunu tavsiye etmiyorsunuz. Evet. Çünkü su doluyor tanenin içine. Güneşin altına serdiğimizde o su buharlaşıyor. Bir bakıyoruz kuru üzüme. İçinde et olmayan sert kabuk şeklinde iri bir tane kalıyor. Halbuki kuru üzümden beklenen kalite özelliği o değil. Anladım. Peki organik bağcılıkta mesela çekirdeksiz kuru üzümde de kullanılıyor yasak. Ama yasak. Organik tarımda hormon kullanmak yasak. O, üzüm çok ilginçtir. Türkiye'nin ilk organik ürünüdür. Ben de o zaman üretici olarak 1984'te yurt dışından gelen taleple başlamıştım. Kuru üzüm talebiyle kuru üzüm olarak başladık. Aslında hem sofralık üzümü, hem şaraplık üzümü, hem de kuru üzümü organik üretmek ve bunu başarılı şekilde üretmek mümkün. Evet. Kimyasal gübrelere, sentetik kimyasal tarım ilaçlarına ihtiyaç duymadan mineral preparatlar, bitki özleri kullanarak, çiftlik gübresi kullanarak, başka organik atıkları kompostlaştırarak ve bunları gübre olarak kullanarak hastalık ve zararlardan ari yetiştiricilik yapabiliriz. Evet. Son zamanlarda zaten bakanlığımız da bu konuda çok önemli adımlar attı. Bornova Ziraat Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün deki ilgili uzman tarafından bölgeye kazandırılan bir
şaşırtma tekniği var mesela. Hı hı. En fazla ilaç bir küçük kurtçuk olan salkım güvesi denen evet. kurda karşı atılıyor evet. özünde. Çünkü bir yılda bir vejetasyonda 3 döl veriyor. Bazen 4 döl veriyor. Buçuk dölü de var. Ama dişi kelebeğin çiftleşmeye hazır olduğu dönemdeki kokunun sentetik olarak üretilmişini incecik plastik tüpler içine koyarak bunu çok sık bağda asarak her tarafın dişi kelebek kokmasını sağlıyoruz. Hı hı. Erkek antenleri vasıtasıyla dişisini buluyor. Kokuyla buluyor. Evet. Her taraf dişi kokunca sağa mı gitsin, sola mı gitsin dişisini bulamıyor. Zaten sınırlı bir ömrü var. Hı hı. O ömrü süresince dişisiyle rastlaşamadan ömrünü tamamlıyor. Hı. Dişi gene gidip yumurta bırakıyor. Ama döllenmediği için civcivsiz yumurta. Onun içinden de beni tehdit eden kurtçuk çıkmıyor. Çıkmıyor. Çiftçinin tabiriyle. Bu tip metotları artık geçmeye başladık. Ne biyolojik, güzel. Biyoteknik biyolojik. Metotları kullanıyoruz. Hem kimyasalı kullanmıyoruz hem de en son yeni alternatifleri kullanıyoruz ki bu metotlar organikte de izinli. Ayrıca. Evet, tabii tabii. Çok teşekkür ederim Ahmetciğim. Rica ederim. Ağzına çok memnun oldum. Program maalesef bitti. Evet. Senin söyleyecek çok şeyin var biliyorum gibi ama. Gibi akıyor. Aynen ama bitti maalesef. Bir başka programda özel konuları her zaman değerlendiririz. Her zaman bekliyorum. Böyle hani bir araştırma sonucu olduğunda ya da yeni bir araştırmaya özellikle sonuçla ilgili bir medyaya eğer duyurmak isterse biz seve sağız çünkü bu tarım programı. Memnuniyetle sizin hizmetinizdeyiz biz. O tip özellikle bu program sizin hizmetinizde daha çok biz yani bunu bu tür tarımla ilgili yapılan araştırma sonuçları kamuoyuna duyurmak aslında bizim çok daha önemli. Senden rica edeyim öyle bir şey ararsan biz programı organize ederiz. Memnuniyetle. Var şimdi bir iki kritik program çalışmamız. Tamam. Sonucu paylaşalım. Sonucu gelin burada. Evet. Senden rica Kanal İzmir'de aktaralım. Aktaralım. Tamam. Evet sevgili seyirciler. Bir Toprağın Teri programı sonuna daha geldik. Efendim her perşembe saat 18'de lütfen kimseye randevu vermeyin. Her perşembe saat 18'de Kanal İzmir ekranında yayınlanan Toprağın Teri programı izleyin. Bakınız bugün çok önemli program yaptık. Ve biz Profesör Doktor Ahmet Altındişli'den Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi kendisi çok değerli bilgiler aldı. Efendim yapımda ya da emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, iyi akşamlar.